Merhaba, ben Ahmet Yeşiltepe. Dünyanın gündemini oluşturan haberlerden seçtiklerimizi paylaşacağız ama her zamanki gibi önce bazı başlıklar. Kolombiya'dan acı bir haber geldi bu sabah Türkiye saatiyle, bu sabah 9 civarında Medellin kenti havaalanına, Kolombiya'da Medellin kenti havaalanına inişe geçtiği sırada düşen uçak dünyanın haber gündeminde ilk sıralara oturdu. Uçak yolcularının çok önemli bir bölümünü Brezilya'nın Chapecoense takımının oyuncuları oluşturuyordu. Ayrıntıları aktaracağız. 2016 yılının son ayına girmek üzereyiz. Geçtiğimiz yıla damgasını vuran çok olay oldu. Peki yılın kelimesi, sözcüğü, internette en çok aranan veya haberlerde en çok kullanılan kelimesi neydi? Sorunun cevabı az sonra ekranda olacak. Ve bir maraton görüntüsü gelecek ekrana. Dünyanın en soğuk köşelerinden birinde yapılan bu maratonun hayli ilginç bir hikayesi var, anlatacağız. Evet, dünyanın haberi başlıyor. Son yıllarda gelenek haline geldi. Yılın en çok kullanılan, dijital medyada en fazla aranan veya araştırılan kelimesi yılın kelimesi olarak belirleniyor. 2016'nın kelimesi ise sürpriz olmayacak bir anlam içeriyor. Xenofobi, bu yılın kelimesi yabancı düşmanlığı anlamına gelen xenofobi oldu. Dijital medyanın en popüler sözlük sitelerinden Dictionary.com editörleri on binlerce insanın merak ederek araştırdığı ve haberlerde sıkça tekrar eden bir kelimeyi yılın kelimesi olarak seçiyor. Yabancı korkusu anlamına gelen xenofobi, 2016 yılının en çok aranan ve haber metinlerinde en sık göze çarpan kelimesi oldu. Xeno kelimesi antik Yunan dilinde yabancı anlamına gelirken, fobi de klinik psikolojide korkuyu ifade ediyor. Bu kelimenin İngiltere'nin Brexit seçimleri, Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri, Suriyeli mültecilerle ne yapılacağı üzerine tartışmalar, ırkçı polis saldırıları ve hatta trans bireylerin hangi tuvaleti kullanacağı tartışmaları sırasında yayılan korkunun bir yansıması olduğu düşünülüyor. Yabancı korkusu anlamına gelen xenofobi kelimesinin anlamını internet üzerinden araştıranların sayısı 24 Haziran'da %938'lik bir artışla rekor düzeye ulaşmış. Çünkü o gün İngilizler Avrupa Birliği üyeliğinin referandumunu yapmışlardı. Berkeley Üniversitesi'nden kamu hukuku profesörü Robert Reich, xenofobiyi yılın kelimesi olarak açıklarken, karşılaştığımız en büyük tehditlerden biri bu. Ama kutlanacak bir kelime değil elbette. Bu savaşılacak bir duygu ifadesini kullandı. Oxford Sözlüğü geçtiğimiz yıl emoji kelimesini yılın sözlüğü seçmişti. Evet, tüm dünyada şok etkisi yaratan, özellikle futbol severlerin yüreğini daha bir acıtan talihsiz bir kaza haberiyle başlayacağız. Kolombiya'da Brezilyalı Chapecoense futbol takımının kafilesini taşıyan yolcu uçağı düştü. Uçakta bulunan 81 kişiden 76'sı hayatını kaybetti, 5 kişi ise mucize eseri kurtuldu. Bolivya'dan havalanan uçaktaki yolculuklar Sudamericana Kupası finali için Kolombiya'ya gidiyorlardı. Uçağın neden düştüğü henüz netlik kazanmış değil. Son gelişmeleri almak için Kolombiya'dan bir meslektaşımıza, gazeteci Lina Aristizabal'a bağlanacağız. Evet, şu anda kendisi karşımızda. Lina, thank you for being Lina, with us. Yayınımıza katıldığınız today. İçin çok teşekkür ediyoruz. Could you please tell us what is the current Bize öncelikle with the rescue kurtarma operation. Operasyonundaki son gelişmeleri aktarır mısın? Well, yes. It is now in a statement from Jose Maria Cordova. Evet, şu anda havacılık yetkililerinden bir açıklama yapıldı ve bir elektrik arızası sebebi telsiz mesajında geldiği ve bundan kısa süre sonra dağlık alanda da uçağın düştüğü Medellin bölgesinde
ve havalimanından 30 kilometre uzakta uçağın düştüğü açıklandı. Şu ana kadar bildiklerimiz bunlardan ibaret. Tabii ki buradan 3 Brezilyalı futbolcunun hayatta olduğunu ve yetkililerin verdiği bilgilere göre 2 kişinin daha canlı olarak kurtarıldığı ifade ediliyor. Uçakta bulunan yolculardan Bolivya'dan Kolombiya'ya hareket etmişti uçak. Peki Lina, bu konuda resmi bir açıklama var mı? Uçağın düşüş sebebiyle ilgili olarak gelen resmi bir açıklama var mı? Şu anda tabii ki yetkililerin tek bildiği pilotun bir elektrik arızası bahsetmiş olması, yani uçağın düşmesinden 50 dakika önce bir elektrik arızasından bahsediliyor. Peki uçakta taraftarlardan Medellin'den ya da Brezilya'dan taraftarlar var mıydı? Taraftar grubu da uçakta mı diye soruyorsunuz. Evet, Medellin'e daha önce gelen bir taraftar grubu var mıydı? Hayır, uçakta hiç taraftar yoktu çünkü bu bir charter uçağıydı. Bu sadece gazetecileri ve futbol takımını taşıyan bir uçaktı. İşte bu sebeple uçakta hiç taraftar bulunmuyordu. Medellin Havalimanı'nda peki daha önce böylesine bir kaza yaşanmış mıydı? Buna benzer bir olayla karşı karşıya gelinmiş miydi? Hayır, daha önce böyle bir kaza yaşanmamıştı. Yani bu Medellin Havalimanı'ndaki ilk uçak kazası mı oluyor bu şekilde? Evet, gerçekten ilk kez böyle bir olay yaşanıyor. Bildiğimiz kadarıyla teknik bir arıza olduğundan şüpheleniliyor. Çünkü elektrik arızasından bahsetmişti. Ancak tabii ki hava durumunun da etkili olabileceği ifade ediliyor. Çünkü son derece yoğun bir sağanak yağmurla karşı karşıyayız Kolombiya'da. Şu anda olumsuz hava koşulları var ama şu anda bir şey söylemek için erken. Peki bize final maçı ile ilgili olarak bilgi verebilir misin? Burada bir kupa maçına gidiyorlardı sanırım, doğru mu? Evet, Kupa Amerika finali için buraya geliyorlardı ve bu da Avrupa Şampiyonası'na denk bir turnuva Güney Amerika açısından ve finalde Süd Amerika finalinde Atletico Nacional ile karşı karşıya geleceklerdi ve bu Medellin'in futbol takımı diyebiliriz ve yarın oynanması planlanıyordu maçın. Çok teşekkür ediyoruz Lina, yayınımıza katıldığın için, verdiğin bilgiler için. That's my pleasure. Ben teşekkür ederim. Kolombiya'dan, Medellin'den gazeteci meslektaşımız Lina Aristizabal yayın konuğumuzdu. Brezilyalı Chapecoense futbol takımı kafilesini taşıyan yolcu uçağının Kolombiya'da düşmesiyle ilgili sosyal medyada çok sayıda fotoğraflar paylaşılıyor ama bunlar arasında özellikle şu fotoğraf çok dikkat çekici. Uçakta bulunan 81 kişiden 76'sının hayatını kaybettiği kazada sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmayan 3 futbolcu günün en şanslı, bir anlamda en şanslı isimleri oldu. Bu futbolcular arkadaşlarının durumunu soyunma odasından işte böyle takip ettiler. Evet, şimdi farklı bir konuya geçeceğiz. Haber, teknoloji haberleri çok ilgi çekiyor dünya çapında. Özellikle teknoloji, özellikle iletişim teknolojisi konusunda çok önemli keşiflerin altına imza atan, buluşların altına imza atan bir grup Apple. Teknoloji firması Apple yine haber gündeminin üst sıralarında. Çünkü Apple yeni çıkardığı bir ürünle değil, inşaatı süren yeni karargahıyla artık konuşuluyor son günlerde. Yine Kaliforniya'da olan bu yeni Apple karargahı merkezi, alışılmışın dışındaki mimarisiyle çok büyük ilgi çekiyor. Çalışanlar için her türlü konfor düşünülmüş. Tıpkı bir uzay gemisini andırıyor. Bu sözler teknoloji firması Apple'ın Kaliforniya'daki yeni merkezini tanımlamak için kullanıldı. Benzetmeyi yapan kişi Apple'ın kurucusu Steve Jobs. Jobs, 2011 yılında ölümünden kısa bir süre önce bölgenin belediye meclisine yeni merkezlerinin imar planını sunduğunda bu sözleri kullandı.
Steve Jobs'ı hasta yatağında bile olsa çok heyecanlandıran o proje artık hayata geçiriliyor. Kaliforniya'daki Apple'ın yeni karargahının inşaatı tamamlanmak üzere. İnsansız hava araçlarıyla çekilen görüntüler merkezin ihtişamını ortaya koyuyor. Yürüme parkurları, restoranlar ve 9200 metrekarelik devasa bir spor kompleksinin yer aldığı karargah tam 260 bin metrekare alana yayılıyor. Dört katlı kompleksin en dikkat çeken özelliklerinden biri dev bir iç avlusunun olması. Apple'ın yeni merkezinde yer altında 1000 kişilik bir konferans salonu da olacak. Bu merkezde tam 12 bin kişi çalışacak. Boş vakitlerinde spor yapma ve yürüme fırsatları olan çalışanlar Apple için parlak ve yeni fikirler üretecek. Apple'ın yeni merkezi aynı zamanda çevreyle de dost olacak. Güneş panelleri sayesinde merkezde %100 oranında yenilenebilir enerji kullanılacak. Şimdi de dünyanın farklı köşelerinden ilginç haber ve görüntülerle derlediğimiz bir haber turuna çıkacağız. Yoğun çatışmaların devam ettiği Irak'ta en büyük tehlikelerden birini şüphesiz DAEŞ'in keskin nişancıları oluşturuyor. Iraklı bu milislerse çevrede keskin nişancı olup olmadığını ev yapımı kuklalarla kontrol ediyorlar. İşte görüntü ve sniper'ın ateş ettiği o an. Metalin üzerindeki delikleri görüyorsunuz. Siperden çıkardıkları kuklaya isabet eden mermilerle mevcut diye bağırıyor birbirlerine Iraklılar. Böylece bölgede pusu kurmuş keskin bir nişancının mevcudiyeti yani varlığını bu şekilde göstermiş oluyorlar. Bir başka ilginç görüntüye gideceğiz şimdi. Kızıl Haç ile işbirliği yapan İsveçli ünlü bir mobilya mağazası Suriye'deki insanlık dramına dikkat çekmek ve göçmenlerin durumunu hatırlatmak amacıyla sergi bölümlerinden birini mülteci evine dönüştürdü. 25 metrekarede Suriye başlıklı sergi Stockholm'de büyük ilgi çekti. Görüntüler Ukrayna'nın doğusundan hava üssündeki meslektaşlarına gösteriş yapmak isteyen Ukraynalı bir pilot işte gördüğünüz gibi çok tehlikeli bir alçak uçuş gerçekleştiriyor. Tonlarca ağırlığındaki Su-27 savaş uçağı yerden sadece birkaç metre yükseklikten geçerken büyük bir kaza kıl payı atlatıyor. Sosyal medyanın son dönemdeki favorilerinden biri de domino videoları. On binlerce domino kullandığı eserleriyle farklı rekorlara imza atan 18 yaşındaki Amerikalı genç Lily Havish'in videoları büyük beğeniyle karşılanıyor. 9 yaşında başladığı domino hobisini iş haline artık getiren genç kızın sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunuyor. Sosyal medya demişken son moda mannequin challenge'ı es geçmek olmaz. Yani bir anlamda cansız manken taklidi yapmak üzerine kurulu mannequin challenge. Beyaz Saray'dan futbol takımlarının soyunma odalarına kadar kendisine yer bulmuş durumda. Chico adlı bu sevimli Shiba cinsi köpekse kımıldamadan verdiği pozlarla birbirinden eğlenceli görüntülere imza atıyor. Evet, şimdi Antarktika'ya götüreceğiz. Oradan aslında hep buzulların erimesiyle ilgili haberler geliyor ama bu haber alışılmışın dışında Antarktika'dan bir maraton haberi var şimdi sırada. -20 derece, buz, kar, sert esen rüzgarlar. Antarktika'nın bu zorlu iklim şartlarında maraton koştular. Dondurucu soğuğa meydan okudular. 12. geleneksel Antarktika Buz Maratonu'na 17 ülkeden 50 atlet katıldı. Parkur manzarası eşsiz olsa da atletler çok güç koşullar altında mücadele etti. Koşu kıyafetleri bunun en açık göstergesiydi. Sıradan koşucular gibi bir şort ve atletle değil, yüz maskesi, termal giysiler ve suya dayanıklı kıyafetlerle koşmak zorunda kaldılar. Güney Kutbu'na sadece 965 kilometre uzakta yapılan yarışta ipi İrlanda'dan Gary Thornton göğüsledi. Thornton, 41 kilometrelik parkuru 3 saat 37 dakikada tamamladı. Gerçekten zor bir yarıştı. İlk etapta sanırım çok fazla ısınmıştım.
Bu nedenle zorlandım ama neyse sonuçta her şey iyi gitti. Kadınlardaysa Polonya'dan Joanne Medjas birinci oldu. Medjas yarışı 6 saat 1 dakikada tamamladı. Bir köpekle kaplan dost olabilir mi? Bu belki imkansız gibi görünüyor ama söz konusu kaplanlar yavru olunca işler değişiyor. Almanya'da anneleri tarafından terk edilen iki yavru kaplana bir köpek sahip çıktı. Peach ve Pearl. Bu yavru ikiz kaplanlar Almanya'nın kuzeyindeki Safari Park'ta bir ay önce dünyaya geldi. Anneleri tarafından reddedildiler. Ama anne şefkatinden mahrum kalmadılar. Leon isimli bu köpek onlara büyük bir özenle bakıyor. Leon aslında hayvanat bahçesi bakıcısının köpeği. Bakıcıları anneleri tarafından reddedilen ikiz kaplanları kendi odasına getirince bu sıra dışı dostluk başladı. İkiz Bengal kaplanları şimdi günlerini Leon'la oynayarak geçiriyor. Hep Leon'un yanında olmak istiyorlar. O da çok sorumlu davranıyor. Onları eğitmeye çalışıyor. Ama köpeğin yavru kaplanlarla bu dostluğu çok uzun sürmeyebilir. Yırtıcı ve avcı olan ikiz kaplanlar büyüyünce Safari Park'ta ayrı bir bölüm alınacak. Ve bu haberle veda ediyoruz. Hoşça kalın. (Gülüyor)